Merhaba arkadaşlar. Benim adım Burak Kağan. Bugün sizinle alternatif akım ve doğru akımla ilgili bazı grafikleri inceleyeceğiz. Alternatif akım demek düzenli bir zaman içinde genliği ve polaritesi değişen akım demektir. Doğru akım ise zaman içinde polaritesi değişmeyen akımdır. Genliği değişebilir veya sabit kalabilir. Bu grafiğimizde sabit genlikli ve pozitif değerli bir Doğru akım sinyali görmekteyiz. Bu grafiğimizde değişken genlikli, fakat pozitif değerli bir doğru akım sinyali görmekteyiz. Bu grafiğimizde ise negatif değerli, fakat sabit genlikli bir doğru akım sinyali görmekteyiz. Bu grafiğimizde ise belli bir süre boyunca pozitif değerli Sabit genlikle belli bir süre boyunca da e, sıfır değerini alan ve bunu tekrar eden periyodik bir e, doğru akım sinyali görmekteyiz. E, bu grafiğimiz bizi belki biraz şaşırtabilir. E, bu bir sinüs dalgası, e, ama bu da periyodik bir doğru akımdır arkadaşlar. Neden? Çünkü e, bu sinyalin zaman içinde polaritesi değişmemiştir. Yani bir pozitif değer, bir negatif değer almamıştır. Sadece genliği değişmiştir. O yüzden bu da bizim için periyodik bir doğru akım sinyalidir. Bu grafiğimizde ise testere düştüğü bir doğru akım sinyali görmekteyiz. Bu da yine zaman içinde genliği değişmiş, fakat polaritesi değişmemiş. Yani hep pozitif değer almış bir periyodik doğru akım sinyaldir. E, Burada ise arkadaşlar durum biraz değişiyor. E, bu grafiğe biraz benziyor. Fakat bu da ne olmuş? Belli bir süre boyunca e, sabit e, genlikte pozitif değerli. E, onu takip eden süre boyunca da e, negatif e, değerli ama sabit genlikli. Bunu da tekrar eden periyodik bir AC e, sinyaldir. Periyodik bir e, alternatif akım sinyaldir bu da. Bu grafiğimizde onu görüyoruz. Burada ise bir sinüs sinyali görüyoruz. Belli bir zaman içinde pozitif değerler almış. Daha sonra polarite değiştirmiş ve negatif değerler almış. Ve bunu periyodik bir şekilde devam ettiren periyodik bir alternatif akım sinyali görmekteyiz. Burada ise yine testere dışlı bir sinyalimiz var. Fakat bu sinyalin zaman içinde polaritesi değişmiş, genliği de değişmiş, polaritesi de değişmiş. Bu da periyodik bir alternatif akım sinyaldir. Fark ettiyseniz arkadaşlar ben burada bu doğru akım sinyalini bu genlik ekseninde aşağıya doğru ötelediğimde ve bu sinyalin belli bir zaman içinde pozitif, belli bir zaman içinde de negatif değerler almasını sağlayarak bu DC yani doğru akım sinyalini alternatif akım sinyaline çevirmiş oldum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.